Yeni bir pandemi geliyor diyorlar. Sebebi de maymun çiçeği hastalığıymış. Neymiş bu maymun çiçeği hastalığı virüsü bir bakalım. Bu virüs genelde sıçanlar, fareler, kemirgenler ya da maymunlar gibi insan olmayan primatlarda görülür. Ama insanlarda da ortaya çıkabiliyor. Nasıl olacak bu derseniz de dediğim hayvanlarla yoğun etkileşimde girerse bir insan o da kapar bu hastalığı. Bu yoğun etkileşimin en basiti de onu yerse. Yani birisi gidiyor yarasa yiyor, birisi gidiyor maymun yiyor, kabak yine evde oturmuş çay içerken bana patlıyor. Bu vakalar ilk önce Afrika'dan çıkmaya başladı. Afrika dışında da şimdilik İsveç ve Pakistan'da görülmüş. Belirtileri hastalık bulaştıktan yaklaşık 3 ve 17 gün arasında çıkıyor. Ve belirtiler de ekrandaki listede gördüğünüz şekilde oluyor. En belirginleri de ateş, deri döküntüsü ve görselini vermeyeceğim ama adında geçen bu çiçek şeklinde yaralar. İnsandan insana bulaşması yakın temas oluyor. Yani vücuda ya da vücut sıvılarına bir temas olması lazım. Hayvanlarda da ekstra olarak onu tüketmek ya da o hayvandan böyle çizikler, ısırıklar aldığın zaman bulaşıyor. Ya da en azından bulaşabiliyor. Bu virüsten korunmak için de şimdilik en iyi yöntem temastan kaçınmak. Ama Türkiye'de henüz yok, içimiz rahat olabilir ve bu durum bir pandemi yol açar mı bilmiyorum açıkçası. Koronadan çok daha ölümcül ve bulaşıcı diyenler var, tam tersini diyenler de var. Yani zamanda koronada olduğu gibi bekleyip göreceğiz. Bakalım Yusuf Güney haklı çıkacak mı? Hemen takip etmezsen beni bir daha asla göremezsin. O zaman da bu tarz önemli haberleri kaçırırsın. Ayrıca...